izleyenler, baharın en güzel gününden merhaba. Bundan tam 101 yıl önce Damla'nın denize, Fidan'ın ormana, Kıvılcım'ın ateşe dönüştüğü o güzel günden, 23 Nisan'dan hepinize merhaba. Nice fidan yitirdik bu cennette, nice badireler atlattık. Bunları başarmamızın resmi olarak ilk tarihidir belki de 23 Nisan. Günümüze bakıyoruz, badireler devam ediyor. Bu sefer bütün dünyayı saran bir salgınla mücadele ediyoruz. Tabii ki ülkemiz de etkileniyor, eğitim de etkileniyor. Çocuklarımızı çok özledik, okulumuzu çok özledik. Yine de ikinci dönemle beraber parça parça da olsa çocuklarımızla bir araya gelmeyi başardık. Ve o günlerin heyecanıyla çok güzel bir 23 Nisan programı hazırladık. Ancak şartlar bizi yeniden uzaklaştırdı ve bir video tören yapmak durumunda kaldık. Yine de biz Ekinliler, Atatürk'e olan bağlılığımızı video tören aracılığıyla da olsa bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. Birbirinden güzel çalışmalar hazırladık. Öğrencilerimizin bazıları okuldaydı, bazıları uzakta evdeydi. Herkes katkı koydu, müthiş bir takım arkadaşlığı ve dayanışma. Yine çok güzel bir tören hazırladık. Programımıza saygı duruşu ve İstiklal Marşımızla başlıyoruz. Sizleri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyorum. Programımıza Genel Müdürümüz Sayın Yasemin Reşitoğlu'nun bayram kutlamasıyla başlamak istiyoruz. Değerli Ekin ailem, sevgili öğrencilerimiz, değerli velilerimiz, bir 23 Nisan'da daha beraber olacağız. Geçen yıl 23 Nisan'da yine uzaktan böyle bir mesajla başlamıştık ve demiştik ki umarız seneye birlikte coşkuyla el ele can cana kutlarız. Olmadı. Bu sene de uzaktan kutlamak durumunda kaldık. Ulu Önder Atatürk'ün de bildiği en büyük bayram bu bayram olsun. En büyük bayramı birlikte kutlayalım. Seneye umut ediyoruz ve yürekten diliyoruz ki el ele, yüz yüze kutlayacağımız bir 23 Nisan olsun. Hepinize iyi bir bayram diliyorum. Sizleri çok seviyoruz ve çok özlüyoruz. Çok teşekkürler. Okulumuzda 23 Nisanlar her zaman büyük görsel bir şölene dönüşmüştür. Ne dersiniz? Programımızın bu bölümünde geçmiş 23 Nisanları bir hatırlayalım mı? Güneşin parlayan ışığı düşüyor odamın içine. Sabahın ilk havasını ne güzel içine çekme. Baharın en güzel gününü yaşamak en büyük mutluluk. Hadi gel ve tut elimi, o kadar güzel ki dostluk. Gülüyor.
Yaşamın kaynağı sevgidir. Büyülü güzel bir ezgidir. Atamın yaktığı ateş barışın en parlak halidir. Gelecek için tüm rüyamız kocaman mutlu bir dünyadır. Atamın bize mirası yurtta dünyada barıştır. Atamın yaktığı ateş barışın en parlak halidir. Gelecek için tüm rüyamız kocaman mutlu bir dünyadır. Atamın bize mirası yurtta barış, dünyada barıştır. Gerçekten birbirinden güzel görüntüler izledik. Emeği geçen herkese bir kere daha teşekkür etmek istiyoruz. Ve diliyoruz yine hep beraber omuz omuza olalım. Programımızın bu bölümünde en miniklerimize gidiyoruz. Anaokulu öğrencilerimiz bizler için harika gösteriler hazırladılar. Önce 4 yaş, sonra 5 yaş, ardından da 6 yaşın gösterileriyle sizi baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Senden daha özel kimselere bakmadım, aklımdan geçen kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel, senden daha güzel, senden daha güzel, high in the sky, we're ready.
ready to wiggle. Wiggle your ears and wiggle your eyes. We're ready to wiggle. Wiggle your hair and wiggle your nose. We're ready to wiggle. Come on, wiggle all ten toes. Wiggle all ten toes. Çok teşekkür ediyoruz çocuklar. Hepiniz harikasınız. Sırada birinci sınıflarımız var. Çok güzel 23 Nisan şiirleri hazırladılar. Birlikte izleyelim. Bugün Atatürk'ten bir anlar yoksa...
nasıl tutsak alırdık sen inan. Bugün ne mutlu bize. Haydi hep gülsenize. Müjde denize. Geldi 23 Nisan. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın atam. Bugün bizim bayram yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Bugün kutlu günümüz, bugün mutlu günümüz. Bugün en mutlu günümüz 23 Nisan geldi. 1920'de Ankara'da bir yerde. Büyük meclis açıldı atamın sayesinde. Senin benim herkesin minik minik yüzleri. Bir bayramı var artık günlerin çiçeklerin. Heyecanla herkes çiçekli bir gün. Şimdi söylediğim ses ayrımın başka bugün. Şimdi biz küçükleriz, yarınlar emanet bize. Bu bayram kutlu olsun tüm yurda hepimize. Bugün sen de bayram, daha şanlı dalgalan. Baharın mutlu günü, yurdumun kutlu günü. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştuğu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktu. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye kanıklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun. Egemen bir milleti coştuğu gündür bu. Yurduma hürriyetin kavuştuğu bir gündür bu. Milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. Bu günleri gösteren büyük adama teşekkürler. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu, sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. Birinci sınıflarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar hepiniz harikasınız. Sırada ikinci sınıflarımız var. İkinci sınıflarımız geçtiğimiz yıl 23 Nisan şarkı yarışmasında ödül alan şarkımızın eşliğinde çok güzel bir görsel şölen hazırladılar. Birlikte izleyelim. Güneşin parlayan ışığı düşüyor odamın içine. Sabahın ilk havasını ne güzel içine çekme. Baharın en güzel gününü yaşamak en büyük mutluluk. Hadi gel ve tut elimi. O kadar güzel ki dostluk. Barışın en parlak halidir. Gelecek için tüm rüyamız kocaman mutlu bir dünyadır. Atamın bize mirası yurtta dünyada barıştır. Yürüyoruz durmadan 23
kaynağı sevgidir. Düğünü güzel bir ezgidir. Atamın yaktığı ateş barışın en parlak halidir. Gelecek için tüm rüyalar kocaman mutlu bir dünyadır. Atamın bize mirası yurtta barış, dünyada barıştır. İkinci sınıflarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız çocuklar. Ve sırada üçüncü sınıflarımız var. Üçüncü sınıflarımız şöyle güzel bir Türkiye turuna çıkarsınlar bizi. Önce Ege'ye, sonra Doğu Anadolu'ya, sonra da Akdeniz'e gidelim. İyi seyirler.
Çok teşekkür ediyoruz 3. sınıflarımıza. Gerçekten harika türkülerdi. Ve son olarak sırada 4. sınıflarımız var. 4. sınıflarımızın 23 Nisan oratoryosunu hep birlikte izleyelim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün. Bugün Atatürk'ün devrim ve ilkelerini sahiplenme günü. Onun bize açtığı aydınlık yolu simgeleyen beyazı içinde karşınızdayız. Arkadaşlar, Atatürk de bir zamanlar aynı bizler gibi çocuktu. O zamanlar onun da en büyük derdi dizindeki yara kabuğuydu. Yıl 1881. Balkanlardaki topraklarda dünyaya bir çocuk geldi. Yıl 1881. Selanik. Jumbalı iki katlı bir ev. Saçlar altın sarısı. Gözler tatlı gök mavisi bir bebek. Haykırdı dünyaya, geleceğe. Ana Zübeyde, baba Ali Rıza. Abla Makbule, mutlulukların en yücesinde. Adını Mustafa koydular. Elbet Mustafa da büyüdü. Artık okula gitme vaktiydi. Annesinin isteğiyle mahalle mektebine başladı. Çocukluğuma dair ilk anımsadığım şey okula gitmek sorununa aittir. Bundan dolayı annemle babam arasında bir anlaşmazlık vardı. Annem Zübeyde Hanım mahalle okuluna gitmemi istiyordu. Babam Ali Rıza Bey ise o zamanlar yeni açılan Şemsiye Efendi Okulu'na gitmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Arkadaşlar, mahalle mektepleri şimdiki okullara hiç benzemiyordu. En başta öğretmenler bizim öğrenmenlerimiz gibi hiç değildi. Dersleri Türkçe değil, başka bir dildeydi. Mahalle mektebini sevemedim. Sonunda babam işi ustaca çözdü. İlk önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra mahalle okulundan çıktım, Şemsiye Efendi Okulu'na yazıldım. Atatürk bir süre sonra babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kaldı. Annem ve ablamla birlikte dayımın yanına yerleştik. Dayım köy yaşamını sürdürüyordu. Bana görevler veriyorlar, ben de bunları yapıyordum. Mustafa! Gel benim paşa oğlum.
Annem, o bana her zaman paşam derdi. Sanki onun bir gün paşa olacağını bilir gibi. Günler geçiyordu böylece, dayısının çiftliğinde. Büyüyordu Mustafa, okuma özlemi içinde. Nihayet Selanik'te bulunan teyzemin yanına gitmeme ve okumama karar verildi. Mülkiye İdaresi'ne kayıt oldum. Bu okulda gitmek istiyordum ama gene okuldan alındım. Mustafa okumalıydı. Tek bildiği buydu. Ahmet isminde bir komşumuz vardı. Askeri rüştüye gidiyor ve okul forması giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle forma giymeye vesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Bu derece gelmesi için izlemesi gereken yolun askeri rüştüye girmek olduğunu anlıyordu. Annemi sezdirmeden kendi kendime askeri rüştüye giderek sınava girdim. Sırmalı formalar içinde subay olacaktı. Mustafa çalışkandı. Mustafa usluydu. Pırıl pırıl zekasıyla bir subay büyüyordu. Mustafa girdiği askeri okulda tüm öğretmenlerine kendini sevdirdi. Matematiğe öteki derslerden daha çok ilgi duyuyordu. Zaten daha sonraki yıllarda geometri isimli bir kitap yazdım. Bir gün matematik öğretmeni Mustafa'ya... Bak, senin adın da Mustafa, benim adım da. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. O artık Mustafa Kemal'di. Evet, matematiğim iyiydi ama Fransızcayla başım dertteydi. Bunun için Fransız okulunun kursuna gidip Fransızcamı ilerlettim. Jötem. Daha sonra Almanca öğrendi. Sonra İngilizceyi ve Rumcayı öğrendi. Fakat en güzel Fransızcayı konuşuyordum. Hatta birçok kitabı Türkçe baskısı olmadığı için Fransızcanı okuyordum. Mustafa Kemal bu çalışkanlığı ile askeri okulu başarıyla bitirdi. Genç yaşta yüzbaşı olarak orduya katıldım. O zamanlar başımızda padişah vardı. Devletin adı da Osmanlı Devleti'ydi. Yurdumuz bakımsız, halk yoksul, perişan. Durmuyor düşman. Bilgazi Kafkasya derken Çanakkale. Yıl 1918. Birinci Dünya Savaşı bitti. Pek şanlı
su karşısında zalim düşman kaçıyordu. Pek şanlıyız. Parçalanmış bir vatan. Yunan İzmir'e girmişti. Düşman gemileri İstanbul Boğazı'na demir atmıştı. Padişah ses çıkaramıyordu. Durur mu Mustafa Kemal? Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u. Yunan Samsunlu'la ufukta bir gemi var. Kurtaracağız cennet vatanı. Yıl 1920, günlerden 23 Nisan, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. Mustafa Kemal Paşa mecliste başkan seçilir. Bugün 23 Nisan 1920. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün. Bugün Atatürk'ün devrim ve ilkelerini sahiplenme günü. Bugün 23 Nisan. Neşeli oluyor insan. Sevgili izleyenler, sizlerin huzurunda bu güzel programı çıkaran tüm ailemize bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ve programımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz vecizesiyle bitiriyorum. Yurtta barış, dünyada barış. Gözlerimde ışık gibi.